10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Yıldırım Yayınları sayfa 133 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı sayfa 133 cevapları. Yıldırım Yayınları çayır ülkemizde çayırlara, fotoğraf 1190. Yaz yağışı alan Kuzeydoğu Anadolu'da ve yüksek dağların üst kısımlarında rastlanır. Ülkemizde ormanın üst sınırı olan ve ortalama 2000 m'den sonra başlayan alpin çayırlar olarak da bilinen dağ çayırlarına Bolu, Giresun ve Rize dağları, Ilgaz dağları, Bolkar dağları, Aladağlar, Karasoras dağları, Bingöl ve Hakkari dağlarında rastlanır. Koyun yumağı, tarla sarmaşığı, düğün çiçeği, sarı çiçek, kardelen ve taşkıran çayır bitki örtüsünün başlıca üyeleridir. Etkinlik aşağıdaki metinleri okuyarak yorumlayınız. Ülkemizin bitki örtüsünü neden korumamız gerektiği ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi defterinize yazınız. Yazınızı sınıfınızdaki arkadaşlarınıza okuyunuz. Ülkemiz 3 kıtanın vitrini durumundadır. Türkiye'nin çarpıcı biyolojik çeşitliliğinin oluşmasında iklim ve topografya çok önemli bir rol oynamıştır. Ülkemiz 11.000'den fazla bitki, 162 memeli, 460 kuş, 716 balık ve 141 sürüngen türünden oluşan çok zengin bir fauna ve floraya sahiptir. 3.000'den fazla bitki türü sadece Türkiye'ye özgüdür. Türkiye'nin yüz ölçümü, dünya yüz ölçümünün %0,1'ine tekabül etmesine karşın dünyadaki bitkilerin %2,4'ü, balık ve memelilerin ise %2,9'u Türkiye'de bulunmaktadır. Avrupa'da 12.000 bitki ve 500 kuş türü olduğu gerçeği düşünülürse, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin büyüklüğü ve önemi daha açık ortaya çıkacaktır. Ayrıca milyonlarca göçmen kuşun kullandığı ve Batı Palearktik Afrika arasında bulunan 3 ana göç yolundan ikisi Türkiye'den geçmektedir. Ekosistemlerimiz ve yaban hayatı üzerindeki tehdit ve baskılar Türkiye'nin temsil ettiği biyoçeşitlilik bölgedeki doğal ve hassas dengenin bir göstergesidir. Son zamanlarda yaşanan hızlı endüstriyel gelişim, tarımın mekanizasyonu ve hızlı nüfus artışı ekosistemlerin doğal dengesi ve sürdürülebilir yönetimi için gerçek anlamda birer tehlike halini almıştır. Son yüzyıldaki hızlı nüfus artışı, daha fazla besin tüketimine ve dolayısıyla daha fazla tarım alanına talep oluşmasına neden olmuştur. Yabanıl alanların tarım arazisine dönüştürülmesi, endüstrileşme, mekanik tarım, tarım ilaç ve gübrelerinin aşırı kullanımı ve aşırı avlanma yaban hayatı habitatlarını son derece olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle yaban hayatı habitatlarında yaşanan bozulma, tehlikeli seviyelere ulaşmış ve bunun sonucunda birçok bitki ve hayvan türü yok olmuş veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Cevap: 10. Sınıf Yıldırım Yayınları Coğrafya Ders Kitabı sayfa 133 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.